Kendi bozuk para pilinizi yapmak için 5 adet bir kuruşa ihtiyacınız var. Bir buradan alabileceğiniz, 100 kum kağıdı zımparaya ve bir elektrikçiden alabileceğiniz kırmızı bir led ışığa da ihtiyacınız olacak. 4 küçük mukavva parçası kullanacağız veya herhangi bir emici madde kullanabiliriz, örneğin karton parçası da olabilir. Küçük bir kap suya ihtiyacınız olacak. Bu suya eklemek üzere bir miktar da tuz ve sirke kullanacağız. Bunları marketlerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Son olarak elektrik bandı ve su ile çalışacağımız için biraz da kağıt havlu işinize yarayacaktır. Pil, ana hatlarıyla iki farklı metalin arasına tuzlu bir solüsyon kullanarak oluşturulur. Kaptaki suya doymuş bir solüsyon oluşturana dek tuz ekleyin. Solüsyonun doymuş olması, iyice karıştırdığınız halde hala tuz parçacıkları görebildiğiniz bir solüsyon demektir. Eğer tuz solüsyonu asidik olursa, piliniz daha iyi çalışacağından buna biraz da sirke ekleyelim. Miktarın önemi yok. Sirkeden tuzlu suya biraz dökün ve karıştırın. Şimdi, mukavva parçalarımızı bu solüsyona batırıp iyice ıslatacağız. Bu mukavva parçalarını önceden bozuk paraların boyutunda kesmiştim. Şimdi bu parçaları solüsyona batırıp iyice ıslanmalarını ve tuzlu suyu içlerine çekmelerini sağlıyoruz. Pili oluşturacak iki farklı metali işte bu kuruşlarda bulacağız. Kuruşların alaşımı bakır ve çinkodan oluşuyor. Daha doğrusu içi çinkodan yapılıyor, dış kaplaması ise bakırdan. Madeni paranın bir yüzünü zımparalayarak içerideki çinko tabakaya ulaşacağız. Size bu noktada ufak bir ipucu. Rakamların yazdığı kısmı zımparalamak daha kolay. Bozuk paramı rakamların yazdığı yüz alta gelecek şekilde zımparanın üzerine koyup, Mümkün olduğu kadar güçlü şekilde zımparalıyorum. Biraz zımparalayınca çinko olan tabanın görünmeye başladığını fark edeceksiniz. Ama hala bakır kaplamanın çoğu duruyor. Tüm yüzey çinko olana dek zımparalamayı sürdüreceğiz. Gördüğünüz gibi tüm bakır kaplama zımparalandı. Artık yüzeyin tamamı parlak metalik çinko oldu. Şimdi diğer üç bozuk paraya da aynı işlemi yapın. Bu işlemi tamamladığınızda bir yüzeyi bakır, bir yüzeyi çinko olan 4 adet 1 kuruşunuz ve bir adet de bozulmamış bir kuruşunuz olacak. Artık kendi pilinizi yapmaya hazırsınız. Tuzlu suda bekleyen 4 parça mukavvanızı alıp kağıt havluyla kurulayın. İşte şimdi bu üniteleri seri bağlayıp bir araya getirerek pilimizi oluşturacağız. Önce bu 4 parçayı birleştireceğiz ve bunları birleştirdiğimizde bir pil ortaya çıkacak. Bozuk parayı çinko tarafı üste gelecek şekilde alıyoruz ve bunun üstüne bir parça tuzlu su emdirilmiş mukavva koyuyoruz. Aynı işlemi diğer 3 zımparalanmış paraya da uyguluyoruz tuz emdirilmiş kartonların bir yüzü çinkoya, bir yüzü bakıra gelecek şekilde, dört bozuk parayı üst üste diziyoruz. İki bozuk parayı üst üste koyunca, bu gördüğünüz aslında bir küçük ünite. Çünkü diğer bozuk parayı koyacağımız mukavva burada ve bunun üstüne tekrar bakır gelecek. Dördüncü karton parça üstte kalana kadar böyle dizmeyi sürdürüyoruz. Şimdi burada çinko ve tuzumuz var ve son olarak bakır olması gerekiyor. İki tarafı da bakır olan bozuk para işte burada devreye giriyor. Bunu istediğiniz şekilde en üste yerleştirebilirsiniz. İşte şimdi çinko, tuz ve bakır şeklinde ünitelerden oluşan dört hücreli bir pilimiz oldu. Pilin çalışıp çalışmadığını denemek için led ışığını kullanacağız. Led ışık tek yönlü olarak çalışır. O yüzden bu çok önemli. Led ışığınızın hangi ucunun daha uzun olduğuna dikkatlice bakın uzun olan uç artı uçtur. Artı ucun tamamıyla bakır olan bozuk paraya temas etmesi gerekiyor. LED ışığımı eksi uç altta artı uç üstte gelecek şekilde yerleştiriyorum. Evet, kırmızı LED ışığın yandığını görebiliyorsunuz. 5 bozuk parayla yaptığımız bu pil bir LED ışığı yakmaya yetti. İşinizi kolaylaştırmak için bu noktada elektrik bandıyla tüm pilinizi bantlayarak ufak bir fener elde edebilirsiniz.